Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, sağlıklı ve de mutlusunuzdur umuyorum. Ben iyiyim diyorum. Efendim, bu haftaki konumuz çok ama çok özel, çok keyifli bilgiler içeriyor. Prompter'ım olmadığı için okuyacağım sizlere ama ne zaman? Az sonra. Şimdi efendim, öncelikle kadınların strese daha yatkın oldukları bir sır değil. İyi haber şu ki sadece sizi daha iyi hissettirmekle kalmayacak, aynı zamanda evinizi de sakinleştirici bir vaha gibi hissettirecek olan bir çözüm var. İç mekan bitkileri. Özellikle tüm dünyayı bu işte kasıp kavuran o ismi lazım değil hastalığıyla birlikte evlerde kadınlar ve erkekler yaygın olarak ev bahçeciliğiyle ilgilenmeye başladılar. Ama bunu yaparlarken aslında evi bitkilerle doldurmanın ne kadar çok büyük faydalar getirdiğini bilmiyorlardı. Bilmiyorduk hiçbirimiz. Harvard Üniversitesi tarafından 8 yıl boyunca yapılan bir araştırmaya göre daha yeşil alanlarda yaşayan kadınların ölüm oranının daha az olanlara göre %12 daha düşük olduğu bulundu efendim. Çalışma ayrıca zihinsel sağlığı iyileştirdiğini ve daha yüksek sosyal ve fiziksel aktiviteye neden olduğunu kanıtladı. İç mekan bitkileriyle olan etkileşimlerin zorlu zihinsel çalışmaya kıyasla stresi azalttığı sonuçlarını keşfetti. Yine bu araştırmanın katılımcıları doğa manzaralı böyle iç mekan bitkileri ve pencereleri olan iş yerlerinde daha az strese ve endişeye neden olduğunu tespit etti. Bu arada ruh sağlığının faydaları elbette sadece psikolojik değil, bildiğiniz gibi hem fizyolojik hem de biyolojik olarak da hayatımızı gayet yakından ilgilendiriyor. Bol miktarda iç mekan bitkisine sahip olmanın diğer faydaları arasında havayı temizleme, size daha iyi ve kaliteli bir uyku sağlaması da yer alır. İlerleyen kısımlarda sizlerle çok ama çok özel bilgiler paylaşacağım. Lütfen videomuzu izlemeye devam ediniz efendim. Şimdi yeni araştırmalar optimum sağlık ve huzur için evlerimize eklenmesi gereken kesin bitki miktarını ortaya çıkardı. Hort Innovation tarafından finanse edilen ve Melbourne Üniversitesi ve RMIT Üniversitesi tarafından üstlenilen çalışma, 101 araştırma yaptılar ve küçük bir odaya bir tek bitki yerleştirmenin bile hava kalitesini %25, bakın %25 arttırdığını buldular. İki havanın eklenmesi, iki bitkinin eklenmesi hava kalitesinde %75'e varan artış ve zihin sağlığımızda da %45 artış sağlarken 5 ve daha fazla bitki bu avantajları maksimuma çıkartıyor. Şimdi baş araştırmacı Dominic Hess bitkilerin faydalarını ikiye ayırıyor. Daha yüksek üretkenlik, daha rahat olma, daha iyi bir gece uykusu alma ve hayatla daha iyi başa çıkabilme gibi faydaları var diyor. Bunun nedeni ilkel beynimizin doğada evrimleşmiş olması. Bu yüzden doğayla bağlantı kurduğumuzda daha iyi ve huzurlu hissediyoruz. Bu da yaratıcı ve sezgisel işlevleri yerine getirmekte çok ama çok büyük kolaylık sağlıyor. Diğer kategoride ise havanın kalitesi, havadaki toksinlerin, küçük partiküllerin ve tozun çıkarılması olarak görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu düşünceyi onaylıyor. Dünya Sağlık Örgütü de iç mekan bitkilerinin akut ve kronik solunum hastalıklarına, belli bazı kanser türlerine ve felce iyi geleceğine dair kanıtlar sunuyor bizlere. Şimdi buna göre, bakın burası işte şimdi çok önemli, ben çok etkilendim bunlardan. Şimdi buna göre 9 metrelik bir odada bir bitki %45 daha temiz hava ve az miktarda huzur sağlar. İki bitki %75'e kadar daha temiz hava ve %50'ye kadar da daha fazla zihinsel sağlık sağlıyor. 9 metrekarelik bir odada 5 bitki bulundurmanız maksimum sağlık ve zindeliğinizi sağlayacaktır deniliyor. 20 metrekarelik bir odada bir bitki çok az zihinsel sağlık sunar. 5 bitki
%60'dan daha fazla sağlık verecektir. Ama 10 bitki sağlık ve huzurunuzu maksimum düzeye getirecektir. Peki 50-60 metrekarelik büyük bir odadaysanız, böyle bir odanız varsa durum nasıl olacak? İşte durum şöyle olacak. 16 bitki, %75 temiz hava ve %60 daha fazla zihinsel sağlık sunarken 32 bitki, evet yanlış duymadınız, 32 bitki maksimum faydayı elde etmemizi sağlayacaktır. Bu hesaba göre sanıyorum ben ölümsüzlüğün sırrını buldum diye düşünüyorum galiba. Elbette tabii ki bunlar rastgele bitkiler olmamalı. Bir bitkinin büyüklüğünün de iyileştirme yeteneği için çok önemli olduğunu kanıtladılar aynı şekilde. Seçimlerinizi yaparken toplam yaprak alanı ve kök topu boyutuna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bol köklü bitkilerin seçilmesi gerekiyor. Bu nedenle daha büyük yapraklı ve daha büyük saksılı bitkilerden maksimum faydayı görebileceğimiz söyleniyor. O zaman gelelim ömrümüzü uzatıp sağlığımızı güçlendirecek bitkiler konusuna. Şimdi evlerimizde kendimiz ve sevdiklerimiz için gün boyunca bir takım zehirleri soluyoruz maalesef. Örneğin işte evimizi böyle bal dök yala yapacağım diye, tertemiz yapacağım diye gün içerisinde kullandığınız bütün o kimyasal temizleyiciler aslında sevdiklerinizin ömürlerini kısaltıyor maalesef. Lütfen böyle organik temizleyiciler kullanmaya özen gösteriniz bu yüzden. Dışarıdan evlerimize gelen yine egzoz gazlarından zehirleniyoruz. Mobilyalarımızda kullanılan boyalar yıllarca bakın bize zehir solutuyorlar. Hiçbir şekilde yok edilemiyorlar. Sürekli havada o partikülleri solumak zorunda kalıyoruz. Sigara dumanını zaten söylemeye gerek yok elbette. Elektronik aletlerin yaydığı zararlı ışınlarda bunlar hepsi hayat kalitemizi ve sağlığımızı yakından etkiliyor. Potos yani salon sarmaşığı, cüce hurma palmiyesi yani Phoenix robellini, spatifilyum yani barış çiçeği, fledendronlar, örümcek bitkisi yani Chloropitum commosum, krizantemler, kauçuk, erelti otları, aşk merdiveni, areka, drasena, ficus benjamin, sansevieria yani paşa kılıcı, aloe vera, İngiliz sarmaşığı, hedera helix, antorium yani flamingo zambağı, hatta NASA'nın yaptığı son çalışmalarda ananas bitkisinin odanın havasının kalitesini arttırdığını, oksijen ürettiğini, bunun da uyku kalitesini iyileştirdiği için horlamayı kesebileceğini buldular. Bu bitkileri evlerinizde, yaşadığınız odalarda ve yatak odalarınızda lütfen bulundurmaya özen gösteriniz efendim. Bildiğiniz bütün işte o evde bitki, işte çok bitki, işte odadaki işte karbondioksiti arttırır da şudur budur. Hiç öyle değil. Eski bilgilerdi onların hepsi. Aksine bize oksijen sunuyorlar, havamızı temizliyorlar. Evimizin içerisindeki tozları ve o zehirli gazları emiyorlar. Emdikleri için havamız temizleniyor, sağlığımız güzelleşiyor. Hatta bir takım alerjik özelliklerimizin bile iyileştirilmesine fayda getiren bitkiler bunların hepsi. Evet, bitmedi tabii ki. Sadece evlerimizde sınırlı değil. Günün büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz ofislerimize de bakalım dilerseniz birazcık. Şimdi iç mekan bitkilerinizi çalışma masanızda, ofisinizde bakmak üretkenliği en üst düzeye çıkarır, yaratıcılığı arttırır ve masanızın Instagram ve Pinterest'te mükemmel görünmesini sağlar. Ama çalışma alanınızı yeşillendirmenin çok ama çok önemli bir başka rolü daha var. Sağlığınızı kontrol altında tutmak. Norveç'teki Oslo Tarım Üniversitesi tarafından 51 ofiste yapılan bir çalışmada ofislerinde bol bitki bulunduranlar ofis çalışanlarının boğaz ağrılarında %30, öksürüklerde %40, baş ağrılarında %30'luk bir azalma olduğunu tespit etmişler. Genel yorgunluk oranı ise %20'lere kadar düşmüş. Çünkü
iç mekan bitkilerinde ve topraklarında bulunan o faydalı bakteriler ofislerdeki sentetik ortamın ekolojisini stabilize ediyor ve ekosistemin ağırlığını dengeleyerek patojen salgınların önlenmesine yardımcı oluyormuş. Ve bu sağlıklı denge viral hastalıkların yayılmasını önleyerek personelin hasta günlerinin sayısını düşürüyor. Nasıl ama? Sizce de harika değil mi? Buradan tüm iş sahiplerine duyurulur efendim. Çalışanlar benden nefret edecekler ama sizler de en azından hasta olmayacaksınız bu bilgiler sayesinde. Umarım sizlere faydalı olacak bilgiler yaşam kalitenizi hem fiziksel hem zihinsel sağlığınızı en üst seviyeye getirmeye yardımcı olacaktır. Bu haftalık bizlerden bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta sağlığımız el verirse yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik yeşil kalın, hoşça kalın.